Selam arkadaşlar, Şahin kanalına hoş geldiniz. Bugün American Truck Simulator oynuyoruz. Arkadaşlar bayağı böyle bir uzun dorse yani yükü aldım. Ayrıca Oyle Truck Simulator 2'yi çok çok oynadım. Bayağı saatler oynadım. Herhalde 100 saati geçkin oynadım. Zaten profilimde arasında da iş alırken görmüşsünüzdür, orada yazıyor herhalde bir yerde katsal oynadım. Ama eğer inanmayanlar da varsa onu da gösterebilirim. Ya 100 saati geçkin ya da 100 saatin altında, yani böyle 70-80 saat falan. Ama American Truck'ta daha yeniyim. Görüyorsunuz burada hani. Level 5 daha yepyeniyim. İşçilerim tek bir tane var. O da garişti böyle, Jean Aka. Ona da böyle Peterbilt verdim. Benim Peterbilt de böyle yani. Arkada şey yok, böyle yatma yeri falan yok. Daha oraları açmamız lazım level up diye. Ama American Truck, yani tırcılık Amerika'da asıl. Ha işte tır dedim bu. Manyak bir şey ama bu tırı daha da büyük bir şekilde off-motion edeceğiz. Dedim bir gün sizi götüreyim. Aslında dayanınki yük daha ağırdı. Bu yük o yüke bakaraktan daha hafif. 44 44 bin libi diyorlar herhalde. Kaç o işte bak, o matematikte şey tam şey değilim. Yani onu birisi bana anlatabilirse süper olur. Dur şunu kapat. Bismillah. Ya tırın motoru standart, böyle şey değil yani, güçlü motor değil. Camları kapat, gidelim çıkalım yola artık. Bir de dediğim gibi, usta orada çalışıyor usta. Kendine iyi bak kanks. Ya dediğim gibi dorsi bayağı büyük. Kaç? 3, 6, 9, 12, 15, 18 teker var lan. Arkada sadece. Sadece arkada 18 teker var. Yuh be. Görüyorsunuz arkamızda yatacak yer yok. Ne yazık ki. Bayağı bir uzun, yani bayağı bir geniş almamız lazım. Nereden dönersek dönelim. Dayına ayrı şu yükü getirdim. Bakın şurada duruyor şu yeşil şeyi. Bu daha ağırdı. Bu 55'ti. Bu da kaç demiştik? O 44. Bu getirdiğim dayanki de 55'ti. 65-75, yani bayağı ağır yükler var. O yüzden en yakın zamanda tırımızı daha da güçlendirip daha da güzel bakaraktan servisini daha da güzel bir hale getirdim. Ya da yeni bir tır alırım. Daha güçlü yeni bir tır. Bakacağız. Bayağı geniş oldu, bayağı geniş oldu. Hiç kimse gelmiyor. Şuna bakar mısınız ya? Anca dönüyor. Doğrusu bayağı büyük. Şimdi alıştık tabii Euro Truck'ta, Avrupa tırlarına falan, dorselere falan. Böyle dorsa sürünce biraz insan nanaş oluyor. Retarderimiz yok. Vites sadece 10'a kadar. Dediğim gibi her şey daha yeni. Ayrıca benzinimiz bayağı az. Hiç sollanmayacağım valla. Bu şeyle zor yani. Ama trafikte bayağı var. Sak bunu alsak ya. Neyse. İnsanlar geziyor burada. Ayrıca size nereye gideceğimizi göstermedik. Dur şu tırı bir durdurayım. Hemen size şeyi gösterdim nereye gideceğimizi. Ve şu an neredeyiz? Ayrıca bir haritayı da almadım American Truck Simulator'da. Bir yerde daha, herhalde şurayı satın almam lazım. İşte orayı en yakın zamanda satın alacağım. Bir de herhalde burası var. Ayrıca bir şu an
Battlefield'den nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Sacramento'ya herhalde ait. Ya da Raiding'e ait. Oraya gidiyoruz yani. San Francisco bayağı büyük Amerika ya. 393 mi. Ayrıca şu benzin istasyonu değil de otobanda var mı kanka benzin istasyonu? Oo, bunun için ekstra çıkmak gerekiyor yoldan falan. Burası var. Ve burası da böyle değil. Yani illa bizi o benzin istasyonuna sokacaksın Atos. Şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? O benzin istasyonu bayağı bir dar benzin istasyonu. O yüzden dedim. Durun ya bir dakika abi. Buradaki var. Biz de aynı buradan geldik. Aynen ben buradakini demiştim. O zaman ben buradan çıkarsam o zaman ben buradakine gidiyorum lazım. Of, bu daha da dar. Yapacak bir şey yok. Hadi be, ne oldu be? Saat daha 11 trafik. Arkadaşlar American Truck oynuyorsanız çok şey oynayacaksınız. Sakin bir şekilde oynayacaksınız. Cidden dönerken falan zamanınızı kendinize çok zaman ayırın. Şurada şimdi normal Avrupa turu olsa şu köşeden atlar geçerdim. Amerikalılar adı sağ geçmek serbest. Kırmızı yansa da. Bayağı büyük ya. Oh, devasal bir şey. Daha level 4'teki adam böyle bir şey sürüyor. Bu da ayrı bir şey. Şu Fortman. Amerika'da bu Ford Mustang'ler herhalde çok seviliyor. Çok gördüm ben bu Ford Mustang'ları. Uzun al, uzun al. Hiç kimse gelmiyor. Vallahi uzun al. Hiç hiç. Utanma, çekinme kardeşim. Geç be usta, geç 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 geç. Tamam lan, basmayın oraya, geçin şöyle sollayın, geçin daha. Allah Allah. Ne yapayım, bununla mı girseydim buraya? Ayrıca bunun şeyi de küçükmüş, galon benzin şeyi. Kaykayla çıkıyor oynuyorlar. Kaykay sürüyorlar. Skateboard. O horna kadar başına taş düşsün.
kaç lira ona bak. Çok güzel ya. Çok güzel bir detay ya. Acayip seviyorum ben skateboardları. Aaa! Skateboardları. Of. Kan demek. Severim bu arabayı. Arkadaşlar böyle daha mantıklı değil miydi? Şimdi o benzin istasyonuna bu dorsayla girmek varken deli gibi oynamak varken böyle hepimiz için daha rahat oldu, daha hızlı oldu. Ooo polis amca geliyor. İyi ki görmedi belki. Bizi ceza yazardı valla. Yük ağır ya. Ayrıca bir tane gaming laptop aldım kendime Amerika'da. Geç. Senin ben amına koyayım yama ya. Yaptığın ekleri sıymıyor ya. Ah! En nefret ettiğim şimdi şeylerden birisi. Hadi bakalım. Kaldık böyle. Geçsene lan gerizekalı lan, Allah belanı vermesin lan. Lan ben şimdi ne yapayım? Şimdi ben nasıl kurtarayım bu durumu? Böyle yapsak. Ondan sonra şöyle yapsak. Pekala şöyle yapsak. Vallahi süreceğiz, yapacak bir şey yok, ne yapayım? Hiç yol vermiyor bize. Görüyorsunuz zor. Hani Dorse çok büyük. Bir de oyuncular hani gerçek hayatta olsa yine en azından adama dersin git lan dersin şöyle olur böyle olur, hatırlıyor musun? O ambulans da o beyaz araba orada olmasa hiçbir sıkıntı yok. Ya da yani birazcık öne arkaya falan katsalar hiçbir sıkıntı yok. Geniş alacağız, geniş. Kaçırın olmaz. Bazıları yol vermiyorlar.
daha böyle bir sırada çok zorlamak istemiyorum. Hızlı da gidiyorum aslında. Bence kurallara uyalım. Bir de polis cezası yemeyim. Zaten paras. Al ya, altıya tamam. Oo, sağda trenler falan duruyor. Abicim şu Tracker Pro 4'ü alacağım ya. 4 gözde şu an var ya, Tracker Pro 4'ü bekliyorum. Daha doğrusu sipariş etmedim, gidip kendim direkt alacağım. Sipariş çok beklerim. Ama bir Viyana'ya inmedim. O yüzden Viyana'ya gitmediğim için de almadım. İnşaat mı var? Yine lefeler falan var. Of, beni durdurmayın ya. Ha, yol kapalıyor. Valla bomboş şu an etrafım. Hiç tempomattan inmeyeceğim. Zaten 55'te gidiyoruz. Uğraşırsak var ya, ooo. Arkadaşlar, Amerika böyle yani. Oyundaki gibi her şey belki gerçek değildir ama yani birebir adamlar zaten benzetmeye çalışmış. Şu Oyla Truck'ta baktığım zaman yani Avusturya'da, hani Oyla Truck'a oyna, Avusturya'nın bölgesinde oyna, her şey aynı resmen. Tırın sürme şeyi, büyüklüğü, arka gitmesi vesaire. Ya tabii gerçek hayatta biraz da her şey farklı ama yine de artı eksi aynı. Yani simülasyon tarzı bayağı bir gerçek, hani oyuna güzel getirmişler. Amerika'da da ben bir kere gittim öylesini gezmeye. Ama uzun kalamadım. Amerika böyle düz. Hele uçak yerinden otele zaten bayağı uzun bir yol vardı. Yani herhalde bir 100 km yol gittik herhalde arabayla. Yani dümdüz gittik. Ama güzel yer, Amerika'yı sevdim ben.
Hele bir yerde fırtına kopuyor, bir yerde yağmur yağıyor, bir yerde güneş açıyor. Baya benim böyle tam sevdiğim şeyler. Bir iş daha var, hiç hızlı inmeyeceğim, kusura bakmayın. Kokoşlar, totoşlar, çalışın. Mesela bu Dorsey'le var ya, arka arka gittiler bana. Cidden şu an, çünkü oyunda da fark ettim, baya şu orta yeri baya böyle bir şey yapıyor. Yani bakmam lazım. Bunu da biraz söylemem lazım. Yavaş yavaş yaparsam çok oluyor yani. Şimdi yavaş yavaş derken de hani bir öne git, bir arka git, öne git, bir arka olsun oluyor ama direkt hemen şey yapamıyorum. Tam istediğim gibi hemen yapamıyorum. Bayağı biraz bir zamanım alıyor. Ama elimden geldiğince kaza yapmaya çalışıyorum. Kaza yapmamaya çalışıyorum. Orada dediğim gibi yani suç benim değil aslında. Oyunun zeka hatası. Oradan şöyle ikisi de gitse var ya, bal gibi geçeceğim tertemiz. Ama geçmiyorlar. Arkada arabalar zaten götüme yapışmış. Ne yapayım? Ama yavaş geçtim. Hani tıra hasar, hani Dorse'ye yüke hasar vermedim. Bu önemli. Ne inşaat? Daha da çok inşaat varmış ya lan. Önümdekilerin hepsi frene gibi basar. Benim de frene dokunmam gerekiyor herhalde. Yok, hiç gerek yok. Tamam. Güzel ya, seviyorum. Aldığım şey yani full standart, yani hiçbir iş değişme, hiçbir şey yok. Sadece herhalde bir renkte değiştirme yaptım. Ama gerisi var, her şey böyle yani standartına standart yani. Fabrika çıkışı. Her şey ekonomi. Yani full ekonomi şeyinde. Ya benzin çok yakıyor, kalonu az çünkü hemen benzin ısıtı bitiyor, bir de ağır yük çekince. Ama tıra işte motor yap, yani biraz daha büyük motor yapamadım. Arka kabinini büyütemedim vesaire vesaire. Bunlar oyunu oynadıkça zamanla oluyor. Şimdi dersiniz belki abi hackle ya da crackle ya da ne bileyim. Ayrıca crack oyunları benim bilgisayarımda zaten bir şey yok da. Ama hack de yapmıyorum ben. Hiçbir oyunumu yapmıyorum. Ben oyunu daha çok böyle kendi halimde, kendi kendime başarmaya çalışıyorum. Eskiden benim bir hack yaptığım oyunda şeydi, o da GTA San Andreas'tı. Hani bir hack yapıyordum, bütün misyonlar bitmiş gibiydi, öyle bir şeyler yapıyordum. Ama orada da ne bileyim 11-10 yaşında, 11-12 yaşındaydım. Artık hani 4 tane gaming PC'm var, hiçbirine hack şükürler olsun şimdiler yapmadım. Yapmam da. Yani kendi kendime yapıyorum, yani kendi kendime oynayarak gelmeye çalışıyorum bir yerlere. Öyle daha tatlı oluyor, daha tuzlu oluyor. Daha tatlı oluyor diyeyim. Benim şu an biraz düşündüren şey gideceğimiz yer fabrika. Aa, iyi, yere bak. Saman diyorlar. Yani gideceğimiz yer bilmiyorum, fabrika mı, inşaat yeri mi, farm mı? İnşallah park etme şeyi zor olmaz. Şimdi geri, hani ne bileyim, orada burada ister parkı belki. Çünkü Dorse çok büyük. Dorse'yi döndürmek ayrı bir dert, geri geri gitmek de ayrı bir dert. Öndekiler lütfen frene basmayın. Arkanızdan ağır bastı geliyor.
55'lik yol. Basın acılar ya. Ben 55'te şu an tam gidiyorum. Neyse, normal arabasınız. Basın biraz. Tam ön biraz trafikleşmeye başladı. Herhalde önde birileri frene basıyor. Birazdan bizim de frene dokunmamız gerekebilir. Sağa sola geçmek serbest ama bazı yerlerde ekstra onun için ışık var. Şimdi anladım, tamam. Amerika'nın daha iyisi, şahidiz. Kusura bakmayın. Şeye baksanıza.
farming için direksiyon seti var. Yani traktör için. Onu da almayı düşünüyorum. Lan. Yumane vitesine karıştırıyorum ben. Bir tren simülasyon şeyi için almak istiyorum. Joystick'ler. Bir de uçak için daha da böyle upgrade etmiş halini almak istiyorum. Ya 10.000 hiç vites yoktu. Hani bu benim en son bir short çekmiştim ben. Bayağı böyle direksiyon gibi. Hani öyle bir şey almak istiyorum. Hayırlısı. Şöyle ne güzel yolumuz var. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi böyle gidecek, böyle olacak, böyle gidecek. Şöyle böyle olacak. Böyle şöyle. Böyle gideceğiz. Ya bu cihaz açmaya başladı. Aynen öyle gidelim biz. Ne oldu abicim, bu yolları habere bir kapatıp duruyorsunuz. Videodan önce ben bir tane yük getirmiştim ya, aynı şekildeydi var ya, iğrenç bir şey. Bir de dün hatırlıyorsunuz ben Oezvak'ta da böyle bir şey yaşadım şimdi. Polisler yüzünden yükü götüremedim resim var ya. Salzburg üzere falan çıktım falan, bayağı böyle şeyler olmuştu. Seviyor ya. Bu aralar niyeyse habire bir benim YouTube fayıma mı nasıl söylesem, YouTube kanalımın önüne hep farklı farklı böyle videolar geliyor ama çoğunlukla şey, Amerika'ya nasıl geldim, Amerika hikayemi anlatıyorum, Amerika'da nasıl tırcı olunur, Amerika'da nasıl green card alınır, Amerika'da ne bileyim nasıl ne olunur.
insanlar anlatmaya çalışıyor ama artık beni görmekten bıktım. Amerika, Amerika, Amerika. Ne Amerika'ymış be? Şimdi buraya. Aslında şuradan farklı yoluna gidebilirdi ama sonradan gördüm, fark ettim. Navigasyonumuz biraz çimmalı da. Neyse, Amerika'yı keşfetmiş oluyoruz. Size Amerika'yı gösteriyorum. Basa var ya, rezil oluruz ha. Hadi lan. Gerçek hayatta yani şu an böyle bir şey yaşamamış olsaydık geri yani bu şeyi aşağıdıktan sonra bir yere durup bir tırın dinlenmesini beklerdim. Akşam ettik tamam. Ne güzel gündüz ışığı.
Yaşar'a götürürüm, yüzüyle bırakırım. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama benzin bayağı indi. Benzin bayağı indi ya. Full aldık ya, var ya, depoyu full yaptık. Çok seviyorum bu renk, rengi var ya, güneş batınca pembe, böyle mor bir pembe oluyor ya. Direkt de vitesi çok güçlü diyorum ki motor freni de yapsın diye. Çünkü retalar olmayınca araba gelmiyor. Burada polis bir sürü durmuş.
bir yanlış gittim. Müşteri yükü bekliyor diye biliyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, görüyorsun. Kardeşim, beni içeri bırakmam lazım. Eyvallah baba. Adam mısın sen ya? Şurada yanlış gitti. Geri otobana çıkacak. Başka kimse yok da baba. Lan içeri geç. Aynen farm gibi bir yere getirdik. Farm gibi bir yerden daha çok da büyük oluyor. Açacağım aç.
şunu niye açamıyor? Ben onu anlamadım, Allah Allah. Acayip sinir oldum ha, onu açamıyorum. Herhalde level atlı atlıya mı oluyor? Ama olsun, neyse. İşimiz kolaylaştı. Bunu daha bahsetmiyorum. Park etmiş miyiz? Evet. Öyle zor bir park yeri değil zaten. Motoru bir kapat. Işıklar açık kalabilir. Şu büyüğü artık bir teslim edelim. Oh, şükürler olsun. Oo, geç de kalmamışız. Süper. Kaç para kazandık? 20 bin dolar. Süper baba. Ver bize bir çaplık falan. Tamam. Böyle arkadaşlar işte. American Truck Simulator. Güzel oyun. Bence daha çok videolar çekeceğiz bu oyuna kesinlikle. Zaten çok manyak planlarım var, böyle üçlü monitör ya da dörtlü böyle monitör. Logitech'in de şeyini alacağım yeniden. Aslında sistem vardı ama orada biraz bozuldu. Bu soundbar sistemi var ya, sound sistemi dışarı veriyor. 500 euroya yakın para yatırmıştım. Duruyor. Onu bir bakacağım, tamir etmeye çalışacağım neyi var gibisinden. Eğer baktım birkaç şey hatası var, yenisini almayı düşünüyorum. Yani böyle bayağı bir ekipmanlara bayağı büyük para yatırım yapacağım. 25-35 bin euroya yakın para yatırım yapacağım bu YouTube için. Yani ciddi anlamda pahalı bir hobi bu YouTube. Ben YouTube'u seviyorum, yatırım yapmayı da seviyorum YouTube'a. Neyse, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanetiniz. Öpüyorum hepinizi.